Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi cümlemizin üzerine olsun inşallah. Güç, kuvvet ve kudret Allah'ındır ve Allah'tandır. Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Kıymetli dostlar, KonTV ekranlarına, iftara doğru programına hayırla geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel, bu bereketli günde de huzurlarınızda olmanın onur ve mutluluğunu yaşıyor, Yüce Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Safalı bir beldede, safalı bir mekanda, Selçuklu payitahtı Konya'mızda, Hazreti Pir'in, kaddesallahu sırruhu aliyenin huzurunda, Sultan Selim Camii'nin avlusunda, Hazreti Mevlana Meydanı'ndan bu yayını sizlerle buluşturuyoruz. Şükürler olsun. Efendim, şu an bizleri radyoları vesilesiyle dinleyen bütün gönül dostlarımıza da selam ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eğer şu an seyir halindeyseniz, yolculuktaysanız, Yüce Rabbim hayırla varacağınız yere varmanızı nasip eylesin. Ve dahi şu anda belki iş yerlerinde, belki bir masa başında, belki fırıncı kardeşlerimiz bir taraftan pidelerini yaparken radyolarından belki bizlere kulak veriyor, belki ekranlarından izliyorlar. Onlara da selam ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Yüce Rabbim'den kolaylıklar diliyoruz. Evet kıymetli dostlar, her gün olduğu gibi Ramazan-ı Şerif'in 15. gününe de kelamların en güzeli Allah Teala'nın kelamıyla başlıyoruz. Hem anımızı, hem gönlümüzü, hem de hanelerinizi bereketlendirmek vesilesiyle Yüce Rabbimizin kelamına kulak vereceğiz. Hazreti Ebu Bekir Camii İmam Hatibi Mevlüt Büyükavcı Hocam İsra Suresi 1-6. ayet-i kerimeleri tilavet edecekler. Aşkla, muhabbetle, ihlasla dinliyoruz efendim. Buyursunlar. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezî esrâ bi'abdihi leylem minel المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي İnnehu huves-semî'ul basîr. Ve âteynâ Mûsel kitâbe ve ce'alnâ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا إنه كان عبداً
şekura. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. فَإِذَا شديد فجاشوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. صدق الله العظيم. Azimsin ya Rabbi, kerimsin ya Rabbi, sen her şeye kadirsin ya Rabbi. Efendim Hazreti Ebubekir Camii İmam Hatibi Mevlüt Büyükavcı hocama çok teşekkür ediyoruz. Diline gönlüne sağlık. Rabbim razı olsun inşallah. Her gün olduğu gibi bugün de programımıza Kur'an-ı Kerim'le başladık. Hayırla başladık. İnşallah buluşmamızın, iftardan öncemizin, iftara doğrumuzun ve dahi programımızın, konuşacaklarımızın hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz, murad ediyoruz. İftar sevincimize, Konya iftar vaktine kadar hep birlikte gitmeye talibiz. Eğer ki hanelerinizde, gönüllerinizde ve dahi iftar sofralarınızda bir muhabbetlik yer varsa o yere talibiz efendim. İftar sevincinize ortak olmak ve buradaki sevincimize de sizleri ortak etmek istiyoruz. Kimlerle? Hemencecik ev sahiplerimi sizlere takdim etmek istiyorum. İlk ev sahibim İstanbul'dan İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Vekili Hüseyin Oruç Beyefendi. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sağ olasınız. İHH Konya Şube Başkanı Hasan Hüseyin Uysal Hocam. Sizler de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Allah razı olsun. Programımız başladığından beri ilk defa iki büyüğümü ağırlıyorum aynı anda. Böyle de bir farkı var. Elhamdülillah. Bereketinizle geldiniz. Hüseyin Bey sizle başlayalım. Nasılsınız? Ramazan-ı Şerifiniz nasıl geçiyor efendim? Elhamdülillah. Çok şükür. Çok teşekkür ederim.
Bu bir gelenek oldu artık. Evet. 15 Ramazan'ı ben Konya'da geçiriyorum. Elhamdülillah. Geçen yılda böyleydi. Bu sene de Allah nasip etti. Gene Konya'mızdayız. Elhamdülillah. Çok hoş safa geldiniz. Allah razı olsun. Birazdan ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Suriye'den geldiniz. Suriye'deydik. İlk kısmında Suriye'deydik, evet. Ramazan'ın. Allah'a çok şükür. Ondan sonrasında çalışmalar İstanbul'da devam etti. Eyvallah. Tabii Türkiye'nin her tarafında ve dünyanın birçok noktasında İHA durmuyor. Devam ediyor. Rabbim gücünüze güç katsın, kolaylıklar ihsan etsin. Evet, Hasan Hüseyin Uysal hocam, sizler de iyisiniz, afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah, iyiyim efendim, teşekkür ederim, Allah razı olsun. Size de Konya'yı soracağım ama siz de Konya'da değildiniz. Afganistan çalışmalarınız vardı zannediyorum, Afganistan ziyaretiniz vardı. Evet, ben vardı. De yakın geldim Afganistan'dan. Evet. Orada güzel programlar yaptık, projeler uyguladık elhamdülillah. İnşallah programın ilerleyen vakitlerinde ondan da bahsederiz. Muhakkak öğrenmek istiyoruz. Heyecanlıyız şu anda. Kıymetli dostlar, bugün malumunuz aynı zamanda Ramazan-ı Şerif'in 15'i olması dolayısıyla Dünya Yetimler Günü. Elbette biz yetimleri sadece Ramazan-ı Şerif'in 15'inde ya da Ramazan ayında değil, onları her an gönlümüzde taşıyabilme, onların dertliyle dertlenebilme. Ama dikkat çekmek için özellikle Ramazan-ı Şerif'in 15'i Dünya Yetimler Günü olarak ihdas edilmiş. Biz de inşallah bugün kıymetli başkanlarımın Ramazan-ı Şeriflerinin genel çerçevelerini çizdikten sonra, gittikleri ziyaretlerde yapılan güzellikleri öğrendikten sonra inşallah Dünya Yetimler Günü'ne de şöyle bir dokunup geçeceğiz. Amacımız, gayemiz sadece o güne dokunmak değil. Gönle dokunmak, yetimin gönlüne dokunmak, bunun yollarını hep birlikte kıymetli büyüklerimle nasip olursa inşallah bunun yollarını arayacağız, sizlerle paylaşacağız. Evet, Hüseyin Oruç Hocam, Suriye'de neler yaşadınız? Bu Ramazan-ı Şerif'te İHA'nın Suriye özelinde ne gibi çalışmaları var? Suriye çok yorulduğumuz bir yer. Eyvallah. Bütün Türkiye olarak çok yorulduğumuz bir yer. Evet. Biraz da unuttuğumuz yer. Belki Türkiye'nin içerisinde yorgunluğunu çok hissettiğimiz bir yer. Ama Suriye'de hiçbir şey değişmemiş. Bir tarafından girdik. Türkiye'nin daha güvenliğini sağladığı bölgelerin içerisinde Cerablus'tan İdlib'e kadar, evet, 4 gün geçirdik Suriye'nin içerisinde. Allah'a çok şükür birçok noktada çalışmalar yürüttük. Ama şunu gördük, hiçbir şey değişmemiş. Suriye hala yalnız, Suriye hala dünyadan kopuk, Suriye hala insanların çadırlarda yaşadığı bir coğrafya. Savaşın ilk zamanlarında oluşmaya başlayan bir kamp yeri vardır, Atme kampı Azez'de. Hmm. Hemen Türkiye sınırının bitişindedir. Orayı an seyrettik biz her gittiğimizde. Biraz daha büyüdü, biraz daha büyüdü. 700 bin olmuş nüfusu. 700 bin insan gözünüzde gördüğünüz bir coğrafyada, yani bir avuç, orada yaptığımız bir okulumuz var. Tek katlı bir okuldu, artık yetmiyordu. Yanına, evet, 4 katlı bir okul daha bitmek üzere inşallah. İnşallah. Suriye'nin en büyük problemi eğitim. Çok yoğun bir nüfus artışı var, Allah'a çok şükür. Ama okul yok. O 4 katlı okulun çatısına çıktık. Atme kampını ilk defa bu kadar yakından gördüm. Böyle helikopterden bakar gibi, biraz da yamaçta bir yer. Evet. 700 bin insan evlerde yaşıyor. Yukarıdan baktığınızda da çadırların halini görebiliyorsunuz. Böyle 10-15 metrekarelik küçük çadırlar. Evet. Araları bir insanın geçeceği kadar boşluk bırakılmış. O insanların zor yürüyeceği yerlerde küçük çukurlar açılmış. Kanalizasyonlar oradan akıyor. Arada çocuklar koşturuyor. Çok sağlıksız, çok sıkıntılı bir manzara. Biraz para bulabilenler çadırlarını briket eve döndürmüşler. Evet. Bulamayanlar hala çadırlarda hayatlarını devam ettiriyor. 11 yıl olmuş. 11 yıldır yarın bitecek diye bekledikleri savaş hala maalesef orada devam ediyor. Yokluk devam ediyor. Allah'a çok şükür 2 yıl önce Konya'nın da çok büyük destekleri olmuştu. Briket ev kampanyası oldu. Evet. Briket evler yapıldı. Çok da güzel olmuşlar. Hayat yeniden başlamış. Oralara yerleşenler yeniden bir gelecek umuduna kavuşmuşlar. Evet. Rahatlamışlar. Çadıra göre biraz daha iyi bir ortam. Sonradan yapılanların içinde küçük bir mutfağı, tuvaleti, banyosu olmuş. Bir odası var. Mahremiyet oluşturulmuş. Ben düşündüm ki hep,
İşte her taraf böyle. Herkes artık rahatladı. Evet. Sonra orada baktık. İHA 22 bin ev yapmış. Maşallah. Türkiye'den diğer sivil toplum kuruluşları da işte bir o kadar da onlar yapmışlar. Evet. 40 bin, 50 bin briket ev yapılmış. Ama hala 8 milyona yakın insan Suriye'de Türkiye'nin güvenliğini sağladığı bölgelerde ağırlıklı olarak çadırlarda yaşıyor. 8 milyon insan. Bu bölgede yaşıyor. Bunların 2 milyonu hala çadırlarda yaşıyor. Eyvallah. Çadır kamplara gittik. Çadır kampların içerisinde dağıtımlar da organize ettik. Elhamdülillah. Özellikle zekat dağıtımı çok ayrıcalıklıydı. Orada çocuklarla, oranın sakinleriyle biraz vakit geçirme imkanımız oldu. Demin söylediğim eğitimle ilgili kısmı çok önemsiyoruz. Evet. Bundan sonraki dönemde çok dikkat etmemiz lazım. İnşallah. Dağıtımlar yapıyoruz. Her gelene soruyoruz. Kaç çocuğun var? 5, 8, 9, 11, 17 çocuğu olanla karşılaştık. Böyle insana zıt gibi geliyor. Evet. Bu savaş ortamı, bu yokluk ortamı nasıl çocuk sayısı bu kadar fazla? Ama bütün muhacir bölgelerinde bunu yaşıyoruz. Eyvallah. Allah o yokluğun içerisinden yeni bir nesli böyle yetiştirmiş. Ya. Ölenlerin, her ölen bir Suriyelinin yerine belki iki üçü doğmuş. Hikmetinden sual olmaz. Biz sanıyoruz ki Suriye bitecek, evet. Suriye halkı bitecek. Ama Allah o yokluğun içerisinden yeni bir nesil bunun altını bir daha çizerek çıkartıyor. Evet. Bize de şu sorumluluğu veriyor. Bu çocukları yalnız bırakmayın. Ya. Bunlar bu yokluk içerisinde, şunu da söylemek lazım. Buyursunlar efendim. O kampların içerisinde okula da gitmeyen, yemek de bulamayan, çadırın içerisinde yaşayan çocuklardan somurtan bir tane görmedim. Hepsi neşeli, hepsi mutlu, hepsi geleceğe bakıyor. Hallerinden memnunlar. Elhamdülillah. Şükredebiliyorlar. Şükür sebebi işte. Evet. Şükredebiliyorlar. Diyorlar ki buradayız biz. Buradayız, duruyoruz, yaşıyoruz. Evet. Bunların hepsi Suriye'nin içerisinde birkaç kere muhacir olmuş olanlar. Şam'da yaşamış, savaş olunca Hama'ya gelmiş, Humus'a gelmiş. Orada savaş olunca şimdi İdlib'e gelmiş. Evet, güvenli bölgeye. 700 bin olan nüfus 5 milyona çıkmış. Ya. Şimdi bu çocuklarımızın geleceğe hazırlanması lazım. Evet. Okullaşma oranı, bu söylediğim çocukların ancak %35, %40'ı İlk öğretimde gidebiliyor. Hı hı. Daha yükseldikçe bu oran çok aşağılara doğru düşüyor. Evet. Belki şununla bitireyim Suriye Estağfurullah. Kısmını. Estağfurullah. Neşe, mutluluk kaynağı oldu hepimiz açısından. Elhamdülillah. Bir üniversite kurduk biz. Uluslararası Şam Üniversitesi. Acaba olur mu, yapabilir miyiz diye başladık. Allah'a çok şükür 5. yılımızdayız. Bu sene 2. mezunlarımızı veriyoruz. Maşallah. Bari Türkiye'de de okuma imkanları oluyor. Mezunlarımızın yüksek lisansına geliyorlar. Evet. 2000 olmuş öğrenci sayımız. Çok zor şartlarda başlattık. Konteynerlarda oldu. Hala yurtları böyle konteyner. Şimdi onların çok daha düzenli bir hale getirilmesi lazım. İnşallah. Mezun olan çocuklarımız Suriye'nin bu tarafının yeniden inşasında sorumluluklar almışlar. 2000 evden oluşan yeni bir kasaba inşaatı devam ediyor. Emel Köyü. Çok güzel bir yer olacak inşallah. Belki 20 bine yakın insanın yaşadığı bir köy olacak orası. Evet. Artık çadırdan biriket evlere, biriket evlerden de kalıcı konutlara geçiyoruz. Şimdi oranın inşaatında bizim üniversitemizden mezun olan çocuklar çalışıyorlar. İlkokuldan başlayıp üniversiteye kadar 22 bin civarında çocuk bizim okullarımızda okuyor. Ama biraz önce program öncesi yetim sayılarını konuştuğumuzdaki gibi bir nokta gibi bir şey. Evet. 22 bin sayısı bir kurum için çok iyi bir sayı belki. Ama Suriye'nin genelinde sadece Türkiye'nin güvenliğini sağladığı bölgede 8 milyon insan yaşıyor. Bunların en az 6 milyonu okula giden çocuklarımız, %30 desek 2 milyonu okula gidiyor, 4 milyon çocuk okula gidemiyor ya. Suriye'nin bu bölgelerinde. İnşallah önümüzdeki günler biraz daha fazla eğitime önem verdiğimiz, İnşallah. Daha yeni okulları yaptığımız, öğretmenleri ayakta tutacak destekleri yaptığımız günlere ihtiyacımız var. İnşallah. Konya'yı da bu konuda da teşvik etmeye ihtiyaç var. Konya bizim lokomotifimiz. Elhamdülillah. Bütün İHA çalışmalarında Mikail Bey, Konya lokomotif, yetimde de lokomotif.
13 binin üzerinde yetim sayısı var. İHA'nın toplam 130 bin yetimi var. %10'u Konya'da. Maşallah bari Konya sürekli bu lokomotifliği yapıyor. Bütün çalışmalarımızda Allah'a çok şükür. Elhamdülillah. Hep bu konumunu muhafaza ediyor. Şimdi insan geldiği yeri daha çok benimsiyor. Eyvallah. Daha sıcaklığını ve sorumluluğunu hissediyor. İnşallah evet. Ramazan'dayız. Bu çocuklarımızın birçoğu da yetim çocuklarımız. Öyle. Babalarını kaybetmişler. 1 milyon insanın hayatını kaybettiği Suriye. Ya. İnşallah yaptığımız okullardan Konya'nın da tuğlalarını göreceğiz diye dua ediyoruz. Onunla inşallah bitirmiş olacağız. İnşallah. Selam olsun orada bir çivisi olana. Selam olsun orada bir tuğlası olana. Ne mutlu. İnşallah. Elhamdülillah. İnşallah. Sizler de vesile oluyorsunuz. Evet, Hasan Hüseyin Uysal Konya Şube Başkanımız. İHA Konya Şube Başkanımız. Efendim sizden de Afganistan'la ilgili biraz bilgi istirham edelim. Afganistan'a girmeden Hüseyin Bey kardeşimin bahsettiği üniversitemizin erkek yurdunun inşasını biz üstlendik Konya olarak. Öyle mi? Tabii yani. Tamamıyla siz yapıyorsunuz. Tabii, yurt size ait. Erkek yurdunun inşasını inşallah evet. Allah mahcup etmeyecek. İnşallah. Geçen mezuniyet şeyinde törenine katıldık. Evet. İlk mezunlara harçlık mahiyetinde 1000 lira takdim ettik. Elhamdülillah orada çalışmalarımız orada da sürüyor. Elhamdülillah. Konya'ya bu bakımdan da teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Afganistan'a gelince bir savaş bölgesinden diğer savaş bölgesine. Elhamdülillah Afganistan'da 15 Ağustos'tan bu tarafa savaş durdu. Evet. Kısa bir süre Penşir Vadisi'nde bir direniş, bir endişe vardı ama hamdolsun o endişe de ortadan kalktı. Netice itibariyle. Evet. Netice itibariyle Afganistan'da şu anda bir sükunet var. Bundan sonra ne olması lazım? Kalkındırılması lazım. Evet. 4 tane şehir, Kabil, Herat, Laman ve Celalabad şehirlerine gittim. Hı hı. Oralarda 2 tane yetimhanemizi inceledik. Yetimhanemizde bağışlarda, yardımlarda bulunduk. Ve bunun dışında kalkındırma projeleri gerçekleştirdik. Kalkındırma projelerini çok önemsiyoruz. Evet. Ramazan'a kadar İHA Konya Şube olarak bu manada 11 ülkeye gittik, Afganistan dahil. Evet. Ramazan'da inşallah 3 ülkeye daha gitmiş olacağız. Ramazan bitince tamamlanmış olacak. Ramazan'dan sonra da Rabbim izin verirse 16 ülkeye daha kalkındırma projeleri uygulamak suretiyle bunun gene bir tanesi Afganistan olacak. Afganistan'a tekrarlı gideceğiz. Evet. İnsanlarımızın bundan böyle hep ver tükensin, ver tükensin yardımlarının ötesine geçip ver o insan da üretir duruma gelsin. Ver o insan da artık hem kendi ayakları üzerinde dursun hem de başkasına bir şey verir hale verebilir gelsin. Hale gelsin. Eyvallah. Çalışmaları yapıyoruz. Bu bakımdan bu kalkındırma projelerine halkımızın desteğini son derece önemsiyoruz. Evet. Yani zekatlarımız kalkındırma projelerinde geçerli. Yani niye? Mesela sağmal oğlaklı keçi veriyorsunuz. Sütü var, efendim satıyor sütünü. Aile bütçesine katkıda bulunuyor. Bir adım sonra keçiler çok doğurabiliyor. Belki 1-2-3 tane ilavesi oluyor derken kısa bir sürede. Ve kendisi bir sürü kuruyor neredeyse. Evet. Yani keçi veriyoruz, sağmal inek veriyoruz, sağmal koyun veriyoruz. Elhamdülillah. Yani insan taşıyan bizim eski Konya'da Konyalılar bilirler motoguzli falan derlerdi böyle. 3 tekerli insan taşıyan araçlarımız bilirim, vardı. Bilirim. Onlardan evet. veriyoruz. Uzun kolları efendim, vardır şöyle. Onlardan veriyoruz. Evet. Ondan sonra şey veriyoruz. Yük taşıma amaçlı olanını veriyoruz. Bakkaliye açıyoruz. Nehri ya da gölü olan yani balıkçılık yapmaya imkan olan yerlerde kayık veriyoruz, kano veriyoruz, su taşıma araçları veriyoruz, dikiş makinesi veriyoruz. Yani tohum ondan sonra sera kurulumu gibi aklımıza gelebilecek birçok alanda aşağı yukarı 13-15 alanda insanların gelir kazanabilecekleri, kendi ayakları üzerinde durabilecekleri projeleri uyguluyoruz. Evet. Bu projelerden... kümes dağıtımı yani 20 tavuklu çakılmış hazır kümes dağıtımını gerçekleştirdik Afganistan'da. Hı hı. Efendim 100 dikiş makinesi verdik. Tabii bunları bir de
şeyiyle veriyoruz. Yani ilk kullanacağı sarf malzemesiyle birlikte. Evet. Yani kümes veriyorsun, tavuk veriyorsun da bu tavuk ne yiyecek? Yani ilk başlangıç yemini veriyoruz. Keçi için de öyle başlangıç yemini veriyoruz. Evet. Dikiş makinesi için kumaşını veriyoruz. Netice itibariyle insanlar ilk ürünlerle ayakları üzerinde durur hale geliyorlar. Elhamdülillah. Yani sağdan soldan kumaş arayayım, ne dikeyim falan öyle bir şey yok. Evet. Tabii insani ihtiyaç malzemeleri, acil insani ihtiyaç yardımlarını da paralelinde yürütmeye çalışıyoruz. Afganistan çok zulüm görmüş bir ülke. 1978'de ben lise son sınıftaydım. Evet. Ve o zaman bir komünist darbe olmuştu. O günden başlayan bir acılar ülkesi Afganistan. Bizim açımızdan son derece önemli. Yani bizim İslam coğrafyasının laboratuvarı gibi bir nevi. Orada birçok yani İngilizler gelmiş, defolmuşlar, gitmişler. Sonra Ruslar geldi, malum kovuldular. Evet. En son Amerikalılar kovuldular. Bizim buraya özel önem vermemiz gerekiyor. Tabii bu yani bu kadar uzun yıl, 44 yıllık 78'den başlarsak bugüne 44 yıllık bir şey demektir. Evet. Burada o kadar çok kötürüm insan var ki. Biz bir tır tekerlekli sandalye gönderdik İHA Konya Şube olarak. Merkezimizin de elhamdülillah bir tır da onun da desteği oldu. İki tır tekerlekli sandalye gönderildi. İnsan tekerlekli sandalyeye sevinir mi? Ya, ya öyle demeyin. Ben şimdi dağıtımda böyle station wagon arabanın arkasında tekerlekli sandalyeyi almaya gelmiş insanları görünce evet. O kadar hüzünlendim ki, o kadar yani keşke dedim biz biraz daha, iki gün daha fazla zahmete girseydik de bunları evlerine kadar varsaydık, evlerinde verseydik. Evet. Tabii bu da imkanı yok. Yani o kadar insanı ne kadar, kaç tane ayrıntılı eve gidebilirsiniz? Tabii, mecburen tabii. Bir araya getirdik bunları. Evet. Ama o station wagon arabanın arkasına yatırılmış insanı, kötürüm insanı görünce insanın da içi paralanıyor. Tabii elimizden geldiği kadar biz Afganistan'ı önemseyeceğiz. Afganistan'ı kısa süre içerisinde bu sükunet döneminden de istifadeyle, İnşallah. Yani düşmanların, işgalcilerin olmadıkları dönemden de istifadeyle evet. Kısa süre içerisinde ayağa kaldırmaya çalışacağız ki sürekli başka yere bakar duruma gelmesin inşallah. Eyvallah. Başkan. Elden zekat verdik, kumanya dağıttık filan. Yani 3 tane kalkındırma projesi, 3 tane acil insani yardım desteği, 6 proje uyguladık. Elhamdülillah. Rabbim daim etsin. Gücünüze güç katsın şu mübarek Ramazan-ı Şerif hatırına. Efendim iftar öncesi sizi çok böyle yormayalım. Biraz soluklanın. Güneşin etkisi de dakikalar ilerledikçe böyle gidecek. Mehmet Emin Karataş hocamdan ve değerli ekibinden bir güzel eser rica edelim. Araya öyle gidelim efendim. Buyursunlar. Allah Allah.
bir kez yüzün göreyim, pak ile yüz süreyim, canım anda Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Konte ve ekranlarında iftara doğru programımız tüm güzelliğiyle, tüm muhabbetiyle sizlerle buluşmaya devam ediyor. Evet, adım adım iftar vaktine yaklaşıyoruz. Sofra hazırlığında olan kardeşlerimize, ablalarımıza, şu an mutfakta hazırlık yapan ablalarımıza, büyüklerimize Yüce Rabbim'den kolaylıklar diliyoruz. Kolay gelsin. Beyefendi abilerim, kardeşlerim, iftar yaklaşıyor. Böyle öfkenizi filan biraz kontrol altında tutun. Allah için sabredin ki iftardan sonra ecriniz daha büyük olsun. Rabbim size ikram etsin inşallah. Şu an radyoları vesilesiyle bizleri dinleyen bütün dostlarımıza da selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün iki kıymetli gönlü ağırlıyoruz. Hazreti Pir'in huzurunda, Sultan Selim Camimizin önünde, Hazreti Mevlana Meydanı'nda bir güzel muhabbete şahitlik ediyoruz. Bütün muhabbetlerimiz güzel, bütün ağırladığımız konuklar güzel ama söz konusu insana dokununca, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dokununca, hele hele ilk bölümde hani bazı projelerden bahsettiler ya, balık ikram etmek, balık vermek değil, balık tutmayı öğretmekle alakalı o güzel projelerden şimdi yine dinlemeye devam edeceğiz. Kimlerle? İHA İnsani Yardım Vakfı Başkan Vekili Hüseyin Oruç Hocam ve Hasan Hüseyin Uysal, İHA Konya Şube Başkanımızla birlikte bu güzellikleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Evet hocam, aynı zamanda bugün Dünya Yetimler Günü. Evet. Yetim, Allah Teala'nın o imtihanı vermiş olduğu, yaşı ne olursa olsun ve bizim de sahip çıkmamız gereken, bir başına okşamayla bütün günahlarımızın affolunacağı müjdelenen bir insan. Evet, bu dünya imtihanhane, herkesin türlü türlü imtihanları var. Hepimiz farklı farklı imtihanlara tabi tutuluyoruz. Ama o kardeşlerimizin imtihanı biraz daha farklı. Evet. Bu yüzden de Cenab-ı Hak onları daha çok seviyor ve onlara ikram edeni de daha çok seviyor. Elhamdülillah. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi, çalışmalarınızı sizlerden istirham ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Yetim İHA'nın 1991'de Bosna'da başladığı günden itibaren sürekli çalıştığı, evet, önem verdiği, evet, elini hiç çekmemeye çalıştığı, 2005 yılından itibaren de daha düzenli hale getirdiği, evet, bir hamilelik sistemiyle yetim çocuğumuzu Türkiye'den bir aileyle buluşturduğu bir yapı. Bugün 130 bin çocuğumuz dünyanın birçok ülkesinden, 50'den fazla ülkeden 130 bin çocuğumuz burada Türkiye'de bir ailenin mensubu haline getirilmiş. Elhamdülillah. Bunu çok önemsiyoruz. Söylediğiniz müjdelerin hiçbirisinde yetime müjde yok. Evet. Yetimle ilgilenene müjde var. Aminna ve sattım. Yetimin cennete konulacağı müjdesi değil.
Evet. Yetimle ilgilenenin cennette Efendimiz'le yan yana olduğu müjdesi var. Ya, mübarek parmağıyla öyle yapmış. Evet. Hadis-i şerifte geçer. Bunlar bizlere söylenmiş olan. Evet. Şimdiki dönemde Konya'da da yetim yok mu? Elbette var. Buranın yetimleriyle de ilgilenmek lazım. Konya İHH'miz burada. Evet. Yetimlerimizin başını okşamaya devam ediyor. Elhamdülillah. Onlarla ilgileniyor. Ama öyle coğrafyalar var ki çocukların kimsesi yok. Gerçekten yetimler. Başlarını okşayacak kimse yok. Onların yanında duracak bir komşuları yok. Onların yanında aynı mahallede yaşayan zengin birisi yok. Hepsi aynı ortamdalar. Şimdi görüntüler geliyor Mikail Bey. Ramazan içerisinde iftar programları yapıyoruz. Yetim çocuklarımızla iftar programları yapıyoruz. Sierra Leone'de yetimhanelerin hallerini bir görseniz felaket bir şey. Aman şimdi yarabbim. Bu sene Sierra Leone'de yetimhanelerin iyileştirilmesine yönelik bir proje yürütüyoruz inşallah. Şimdi o yetimhanelerde iftarlar yapıyoruz. Evet. O çocuklarımızın iftar ettiklerine şahitlik ediyoruz. O görüntüler geliyorlar. Nasıl büyük bir mutluluk. Elhamdülillah. O iftarı ettirecek birisi yok orada. Ancak Konya'dan birisi diyecek ki benim iftarım gitsin Sierra Leone'deki o yetimle buluşsun diyecek. Ancak o zaman yan yana gelecekler. Yani. Yetimle Allah'a çok şükür. Şimdi Allah bize ne kadar büyük nimetler verdi, ne kadar büyük genişlikler verdi. Çok şükür. Yaşadığımız ekonomik sıkıntılara rağmen dünyanın diğer coğrafyalarına baktığınızda da hala o kadar büyük genişlik içerisindeyiz. Allah'a çok şükür. Şükrü de öyle olmalı. Bir yetimin iftar sofrası olmalı diye umut ediyoruz. Öyle de çalışmaya uğraşıyoruz. Şimdi bunların yan yana geldiği bir mekanizma oluşmuş. Evet. Konya'dan siz gidip de Sierra Leone'deki yetim sofrasını kurma imkanımız yok. İHH adını bile duymadığımız coğrafyalardan bahsediyorsunuz. Evet. İHH aracılık ediyor. Oradaki kardeşlerle bir araya geliyor. Evet. Orada beraber olduğumuz kardeşlerimiz, Türkiye'den oraya yerleşenler gidiyorlar, sofrayı kuruyorlar. Şimdi artık kolay da görüntülü bir şekilde sofralarına da dahil oluyoruz. Videoları geliyor, sesleri geliyor, çocukların neşelerini yaşıyoruz. Bunların hepsi çok değerli şeyler ve bunları çoğaltmamız lazım. Evet. Dünyanın her coğrafyasında yetim çocuklarımız en dezavantajlı grup. Bütün çocuklar bir şekilde imkan buluyorlar. Bu son Suriye ziyaretinde şunu gördük bir kere daha. Yetimhanelerimizi ziyaret ettik. Çocuklar siz başını okşamazsanız elinizi alıyor başını okşuyor. Siz kalbine elini koymazsanız alıyor elinizi kalbinin üzerine koyuyor. Aman ya Rabbi. Yanınızdan ayrılmıyor, ellerini tutuyor. El tutmak ne kadar değerli bir şey. Ya. Birazcık gülümsemek ne kadar değerli bir şey. Gülümseme sadaka ya. Ya tebessüm sadakadır buyurmuş Efendimiz. Onu yetim çocukta birebir yaşıyorsunuz. Azıcık bir gülümsediğinizde hemen gelip o kalabalığın içerisinden gözleriyle sizi yakalıyor. Evet. Sonra geliyor elinizi tutuyor. Eyvallah. O zaman diyorsunuz ki evet yani gerçekten böyleymiş. Bu çocuğun başı okşandığında bu kadar mutlu ettiğinize göre demek ki sizin de o kadar günahlarınız dökülürmüş. Amin. Bunu her noktada yaşatıyor. Allah razı olsun. Biz de aracısı oluyoruz. Allah'a bir şükür. Sadece sizin yapmanız yetmiyor. Dünya coğrafyasında biraz önce Hasan Hüseyin Hocam söyledi. 130 bin yetimle ilgileniyoruz. Az mı sayı? Çok hatta sayı. Hatta %10'u da Konya'da dediniz. Maşallah. Konya'dan. Çok sayı. Evet. Ama 400 milyon yetimin olduğu bir dünyada ya. 130 bin okyanusta bir damla. Evet. Yapabilir miyiz daha fazlasını? Elbette yapabiliriz. Bizim genişliklerimizin içerisinde, sahip olduklarımızın içerisinde yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Ulaşma imkanımız var mı? Artık eskisi gibi değil. Ulaşabiliyoruz. Elhamdülillah. Bu çocuklar elinden tutulabilir mi? Evet, tutulabilir. Ben bugün dünyanın her tarafında bu çocuklara yetim sofrası kurabilecek bir altyapıya kavuşmuşum. Evet, yeter ki imkan olsun. Yeter ki Türkiye'de yaşayan ya da başka coğrafyalarda yaşayan artık sınır dayadı kalmadı. Ben onun yanında durmak istiyorum. Bu çocuğun hamisi olmak istiyorum. Bu çocuğun başını okşamak istiyorum. Benim elim dokunmasa da benim gönderdiğim eller o başlara dokunsun. Onların saçları sayısınca dokunanın da bağışı verenin de günahları dökülsün diyorsa birisi bunu yapmak artık mümkün. Evet. 130 binleri de çok uzaklara, çok daha büyüklere götürmek mümkün. Evet. Sadece bunu bizimle mi yapabiliriz? Buna da gerek yok. Onun için zaten Dünya Yetimler Günü'nü çok önemsedik.
Dünya Yetimler Günü 15 Ramazan bütün İslam coğrafyasında yetimin hatırlandığı bir gün oldu. Elhamdülillah. Şimdi bir türü sivil toplum kuruluşumuz Türkiye'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde özellikle Körfez'de 15 Ramazan'ı hatırlıyorlar. 15 Ramazan'da yetimle ilgili önemli çalışmalar yapılıyor. Evet. Şimdi İHA'nın başlattığı bir çalışma vardır. Yetim Dayanışma Günleri. 15 Ramazan'la çok bağlantılı yürüyen bir çalışmadır. Evet. İşte biraz önce Hasan Hüseyin hocamın anlattığı, Konya'nın gene lokomotif olduğu kalkınma projeleri de evet. O zamandan başlayan bir şeydir. Yani yetimin sofrasına oturmak çok değerli. Bunu hiç bırakmayacağız. Eyvallah. Yetimin elinden tutmaya devam edeceğiz. Bunu hiç bırakmayacağız. Yetimlerimiz için okullar kuracağız. Onların eğitimi için destek vereceğiz. Bunu hiç bırakmayacağız. 42 tane yetimhanemiz var. Dünya üzerinde 42 yetimhanemizde binlerce çocuğumuza bakmaya devam edeceğiz. Bunu da bırakmayacağız. Evet. Ama anneleriyle beraber kalan, anneleri iş yapma imkanı olanları da bu gelişim projeleriyle inşallah desteklemeye devam edeceğiz. Ne kadar güzel. Sadece biz değil, evet. Sadece İHA değil. 15 Ramazan'da bütün dünyayı, bütün iyi insanları evet. Buna davet edeceğiz. Etmeye devam ediyoruz. İnşallah bu davetin sesi İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yetim günü belirlemesiyle daha yükseğe çıkmış oldu şimdi. Bütün dünyada bu programlar yapılıyor. Bugün Türkiye'nin her tarafında yetimlerle bir araya geliyor. Yöneticilerimiz bir araya geliyor, evet. Sivil toplum kuruluşlarımız bir araya geliyor. Hatırlıyoruz ki bizden başka yetimler var burada. Eyvallah. Hatırlıyoruz ki sadece Türkiye'de değil, evet. Dünyanın her tarafında yetimler var ve bizi bekliyorlar. Eyvallah. Allah razı olsun. Biraz da Konya'mızdan bahsedelim Hasan Hüseyin Hocam. Neler söylemek istersiniz? Bu kalkındırma projeleriyle evet. Yetimliği birbirine birleştirmek, birbirine bağlamak son derece önemli. Elhamdülillah. Mesela Afganistan'da belirlediğimiz dikiş makinesi verilecek kişiler evet. 100 tane anne. 100 anneye vereceğiz. Yani bunun bir yetimi var, iki yetimi var, üç yetimi var. Tabii. Ama yani dikiş makinesi kumaşıyla beraber vereceğiz. Evet. Şimdi bir kalkındırma projesi yapıyorsunuz. İhtiyacı olan insana bir gelir getirici bir şey veriyorsunuz. Bunu bir de yetim annesine verdiğiniz zaman ne olmuş oluyor? Hem yetim ihya olmuş oluyor, hem de yoksul olan o aile efendim ayağa kalkmış oluyor. İkisini birleştirmiş oluyorsunuz. Evet. Biz bu demin de söylediğim gibi bu kalkındırma projelerinin zekatların kalkındırma projelerine yönlendirilmesini son derece önemsiyoruz. Evet. Yani bir kişi bir defa zekat veriyor diyelim ki ama o zekatıyla bir aile ayağa kalkıp artık belki de sonuna kadar başkasına yardım eder duruma gelecek yani. Evet. Bunu çok önemsiyoruz. İnşallah değişik tarzlarını mesela çiftçi kardeşimiz ürününü kaldırdı. Değil mi yani ürünün bir zekatı var. Onun adı özel adı var. Öşür. Evet. Yani buğday kaldırıyor, başka bir şey kaldırıyor. Bunun bir zekatı var ve onun adı öşür. Evet. Yani dolayısıyla şimdi bir kişi kaldırdı ürününü. Tarlasının bereketi, evinin bereketi, evinin efendim aile üyelerinin sıhhati için ürünle yetim hamisi olsa evet. Dese ki mesela ya ben 5 tane yetime hami oluyorum, 10 tane yetime hami oluyorum dese onun öşürüyle. Yani bir miktar öşürünü kalkındırma projelerine ayırsa, bir miktar öşürünü doğrudan yetim hamiliğine ayırsa misal evet. Ne olur? Yani her evin Konya için konuşuyorum mesela aşağı yukarı 450 bin dolayında Konya'da 500 bin dolayında aile olduğunu düşünüyoruz. Evet. Ev olduğunu, aile olduğunu düşünüyoruz. Aslında yetim bir nevi bir yönüyle yetim hamiliği bir sigorta. Evet. Yani çünkü Nebi Aleyhisselam sadaka ile malınızı koruyun, evet. Sadaka verin, sıhhat bulun evet. Gibi birçok bu konuda ikazlarda, teşviklerde bulunmuyor mu? Evet. Demek oluyor ki biz sadakalarımızı bir de özellikle yetime yönlendirdiğimiz zaman, kalkındırma projelerine yönlendirdiğimiz zaman bu konuda bir nevi sigorta edinmiş oluyoruz. Yani sigorta edinmiş olmak demek arabana gittin, sigorta yaptın, başına hiç kaza gelmeyecek demek değil. Evet. Ama onun bir karşılığı, bir dönüşü oluyor sana. Burada bunun karşılığı hem bu dünyada
huzur ve mutluluk olarak hem de öbür tarafta cennet olarak dönüyor. Evet. Bu dünyada huzur ve mutluluk olarak nasıl döner? Bir yetime sahip olduğunuz zaman yetim uyuşturucu mafyasının eline düşmez. Evet. Efendim organ mafyasının eline düşmez. Fuhuş mafyasının eline düşmez. Allah muhafaza. Vesaire yani dilenci mafyasının eline düşmez. Birçok kötü duruma düşmez. Bir de sokakta giderken çaresizlikten dolayı gelip sana böyle bir ya şunun soyayım, bunu tehdit edeyim böyle bir duruma düşmez. Çünkü potansiyel bir tehlike haline gelmez. Gelmez, sağlam bir kişilik olarak yetişir. Evet. Siz ilgilendiğiniz zaman yetimi normalleştirmiş olursunuz. Normalize edersiniz, onu normal bir hale getirsiniz. Dolayısıyla onu sosyal hayata kazandırırsınız. Sosyal hayata kazandırırsınız. Evet. Kötü bir insan olmasının önüne geçersiniz. Evet. Bunun bu dünyaya dönüşü sizin yoldaki güvenliğinizdir. Eyvallah. Sizin iş yerinizdeki güvenliğinizdir, evdeki güvenliğinizdir. Yani bu kesinlikle dünyaya dönüşü de vardır. Ama ahiret dönüşü işte o Nebi Aleyhisselam'a bu şekilde komşuluk. O daha üstündür. Fakat biz iki dünyalı insanlarız. Burada yaptığımızın karşılığını Allah bize bu dünyanın huzuru, bu dünyanın güvenliği olarak da döndürüyor. Ve ebedül ebed olan ahiret hayatında da karşılığını ikram ahiret edecek. Ahiret karşılığını veriyor tabii. Yani insanların zekatlarını değerlendirmeleri halinde, evet, sadece Türkiye'deki insanların zekatlarını değerlendirmeleri halinde yoksul insanın kalmayacağını biliyoruz. Bir de bunu yani kurumsal bir varlık eliyle, adeta bizim kurumumuz mesela zekat memurluğu gibi bir hüviyete sahip. Evet. Yani İHA İnsani Yardım Vakfı zekat memurluğu gibi, Nebi Aleyhisselam'ın zekat müessesesi gibi, evet, bir hüviyete sahip. Ne yapmaya çalışıyoruz? Demin başkanımızın da Hüseyin Bey'in de belirttiği gibi, evet, buradan herhangi bir ferdin gidemeyeceği bir mekana biz aracılık ediyoruz. Zaten bu zekat memurluğunun şeyi de bu değil mi? İşlevi de bu değil mi? Elbette. Yani bir insan ben işte Doktor Hasan Hüseyin Uysal zekatını verecek. Kimin ne kadar yere ulaşabilirim? Yani etrafımdaki insan sayısı bellidir. Onlara ulaşabilirim. Belki bu varlıklı bir bölgedeyim. Konya elhamdülillah çok öyle o konuda kötü bir nokta değil. Varlıklı bir bölgedeyim. Elhamdülillah. Zekat varlıklı bir bölgede kalmış oluyor. Ama dünyada bizi bekleyen milyonlarca insan var. Milyonlarca bizim kardeşimiz var. Dolayısıyla bu müessese elinden ben onun gerçekten daha çok ihtiyacı olan kişiye ulaşmasını sağlamış oluyorum. Elhamdülillah. Bir de onu düşünün, Nijer'de kano verdik. Ondan sonra onunla adam balık tutuyor, ailesinin geçimini sağlıyor. Evet. Düşünün Afganistan'da işte keçi verdik, geçimini sağlıyor. Ya. Dikiş makinesini verdik. Yani bir kişinin yaptığı bütün dünyaya yayılmış oluyor. Elhamdülillah. Zekatının bir kısmı diyelim ki Nijer'de değerlendirdik, bir kısmını Sierra Leone'de değerlendirdik, bir kısmını bilmem. Ya adamın türküsü her yerde söyleniyor. Ya elhamdülillah. Elhamdülillah. Efendim sizi biraz daha soluklandıralım. Geçtiğimiz günlerde Ali Fetva hattından buradan bir başvaiz hocamı ağırlamıştık. Gelen soruların %90'ı zekatla ilgili dedi. Elhamdülillah, bu nasıl bir berekettir. İnsanımız da artık dert etmeye başladı. İnşallah sizin gibi kuruluşlarımız, siz ve sizin gibi kuruluşlarımız da insanların hayrına vesile oluyor. Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Maşallah, barekallah. Evet, Mehmet Emin Karataş hocamdan yine bir güzel eser. Ekip arkadaşlarımızla beraber istirham ediyoruz efendim. Buyursunlar. Açıldı bu gece ebvabı rahmet, açıldı bu gece ebvabı rahmet, mümine Mevla'dan selamlar geldi.
Mü'mine Mevla'dan selamlar geldi. Tevhid-i tahmid ile ref oldu zulme. Tevhid-i tahmid ile ref oldu zulme. Hakk'ın Celle Ala'dan ikramlar geldi. Muhammed aşkına affet bizleri. Muhammed aşkına affet bizleri. Karanma mahşerde mahzun yüzleri. Karartma mahşerde mahzun yüzleri. Dergah-ı İzzet'te yaşlı gözleri. Dergah-ı İzzet'te yaşlı gözleri. Tövbeye vesile imkanlar geldi. Tövbeye vesile imkanlar geldi. İlahi günahım dağlardan yüce. İlahi günahım dağlardan yüce. İnsanla memnunum gündüz ve İsyanla memnunum gündüz ve gece. O Malki Kevser'i Rasul'den içe. O Malki Kevser'i Rasul'den içe. Aşkının kuşuna ifgamlar geldi. Aşkının koşuna ifhamlar geldi. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Konter ve ekranlarında iftara doğru programı tüm güzelliğiyle, tüm muhabbetiyle sizlerle buluşmaya devam ediyor. Hazreti Aşk'ın, Hazreti Pir'in huzurundan, Sultan Selim Camii meydanından, Hazreti Mevlana meydanından sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Şu anda bizleri radyodan dinleyen dostlarımıza, onlara da ayrıca selam ve muhabbetlerimizi arz ediyor. Ekranlarını yeni açmış dostlarımız gibi radyodan dinleyen kardeşlerimize de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Evet, Konya iftar vaktine yaklaşık 15-16 dakika kaldı. Konya'mızdan canlı yayın yaptığımız için hep Konya'mızı baz alıyoruz ama her nereden izliyorsanız efendim. Biz ama Konya imsak ve iftar vaktine kadar program yaptığımız için hep onu baz alıyoruz. Diğer dostlar gücenmesin, kırılmasın, haklarını bize helal etsinler. Efendim bugün çok kıymetli gönülleri ağırlıyoruz. İHA İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Vekili Hüseyin Oruç Hocam, Allah razı olsun İstanbul'dan kalktı, teşrif etti. Hasan Hüseyin Uysal Başkanım, İHA Konya Şube Başkanı ve iftar anına kadar yine nasipleneceğiz, bereketleneceğiz. Efendim, söz konusu Dünya Yetimler Günü deyince Sudanlı bir aileden bahsettiniz ama reklamda da tam rahat konuşamadık böyle. Sudan'dan bir hatıram mı var demiştiniz? Evet, taze bir hemen anı paylaşmış lütfen, oluruz inşallah. Lütfen. Konya'nın bu sene önderlik ettik. Bu kalkındırma projeleri çok değerli projeler. Eyvallah. Sadece götürüp yemek vermiyorsunuz, iftar sofrası vermiyorsunuz. Bunların hepsi değerli ama kendi ayakları üzerinde duracakları işler yaptırmak çok değerli. Evet. Vakıf İHA sadece yardım etmiyor. İnsani diplomasi dediğimiz çok zor durumda kalmış, sıkıntı içerisinde olan insanların kurtarılmasına yönelik de çalışmalar yürütüyoruz. İşte bu ailelerden bir tanesi, Sudanlı bu aile. Evet. Sudan'dan Suriye'ye çalışmak için gelmiş bir beyefendi, evet. Üç tane çocuğu, eşi yanında. Savaş
içerisinde hayatını kaybetmiş. Subhanallah. Üç çocukla anne ortada kalmış. Önce Şam'da, orada barınamamış, savaş, bombalama. Suriyeli muhacirler gibi muhacir olmuş bir yere gelmiş. Oradan da İdlib'e gelmiş. Ailesine ulaşamıyor. Çok zor şartlarda. Bizim ekiplerimiz onu almışlar, misafir etmişler, bir yere koymuşlar. Önce Sudan'da ailesini bulduk. Allah'a çok şükür onlarla bağlantı sağlandı. Pasaportları yok, evrakları yok, hiçbir şeyleri yok. Ülkesiyle bu iletişim sağlandı. Büyükelçilikle pasaportları hazırlandı. Türkiye'den geçişleriyle ilgili izinleri alındı. Bunlar uzun ve meşakkatli süreçler. En sonunda üç çocuğumuzla annesi bütün işlemleri tamamlandı. Arkadaşlarımız aldılar Sudan'da, Hartum'da ailesine, abisi ve anne babası yaşıyor kızımızın. Ona götürdüler, teslim ettiler. İki sene önce bu olmuştu. Geçen yılda bu kalkındırma projeleri içerisinde arkadaşlarımız ona küçük bir dükkan açmışlar. Evet. Anne üç çocuğuna bu dükkanda baksın diye bu dükkan açılmış. Çok küçük bir sermayeyle açılıyor bu dükkanlar. Türkiye gibi değil. $1,000, $2,000 orada bir dükkan açmak için yeterli olan sermayeler. Evet. Bu sene yeni, dün arkadaşımız o bölgeden geldi. O dükkanı da ziyaret etmiş. Anneyle konuşmuş. Nasılsın, durum nedir? Çok mutlu, neşeli. Elhamdülillah. Demiş ki ben alan bir el idim. Birileri evet. beni doyurmazsa doyamazdım. Şimdi veren el oldu. Etrafıma yardım edebiliyorum. Hem çocuklarımı kendim geçindiriyorum hem de etrafıma verebiliyorum. Bu projeler hem dokunduğumuza hem de çevresine gerçekten çok katkılı oluyor. İnşallah bunları çoğaltalım istiyoruz. İnşallah. Konya'dan başladı, Konya'dan evet. gene çoğalsın. Bütün Türkiye'den çoğalsın inşallah. Dediğiniz gibi sadece Konya'dan da dinlenmiyoruz. Her taraftan dinleniyoruz. Tabii, bu kalkınma projeleri var. Bir dükkan evet. Allah'a çok şükür şimdi üç yetimi geçindiriyor evet. ve etrafına da yardım eden bir konuma gelmiş. Allah'a çok şükür. Yani muazzam bir şey başkanım ya. İnanın, Allah razı olsun siz anlatıyorsunuz, bizi bambaşka alemlere taşıyorsunuz. Ama gerçekten zannediyorum yaşamayanın tam olarak hissedemeyeceği şeyler bunlar. Bir kumaş tezgahıyla bir ay önce Moro'daydım. Gene benzer bir aileyi ziyaret ettim. 7 tane çocuğu var. Evet. Bir kumaş tezgahıyla her gün o yetimlerden büyük olanlar da o tezgahta kumaş dokuyorlar. 7 çocuğuna bakıyor şimdi. Ya. Allah'a çok şükür. 2 tanesi bizim yetimhanemizde kalıyor Moro'da. Diğerleri evet. annemizin yanında. Anne artık diyor ki kimseye ihtiyacım yok. Bir tezgah. Ben çocuklarıma bunlarla bakabiliyorum. Bu çok değerli bir şey. Anneye yardım ettiğinizde gözlerine bakın, çok sevinçlidir, mutludur ama mahcuptur. Yeah. Ama o tezgahın başında o anneye baktığınızda o kadar rahat ki, ben kendim yapıyorum. Elimin emeğiyle çocuklarıma bakıyorum. Biz demin müjdeyi verdik ya, Efendimiz de cennette beraber olacak. Evet. Aynı şey yetim annesi için de geçerli. Önce onun için geçerli. Yetimlerini kimseye bırakmayıp kendi çocuklarına bakan, onlara sahip çıkan anne... Evet. Asıl o Efendimizin yanında cennette oturacak. Bu destekler de onu sağlıyor. Evet. Başka türlü nasıl yapsın bir anne? Zaten ortada kalmış, yokluğun içerisinde. Ya. Ona bir kapı açıyorsunuz, bir mutluluk açıyorsunuz. Onun o mutluluğu çok daha başka oluyor. Allah yani. Razı olsun, sizler de vesile oluyorsunuz. Müsaadenizle böyle bir virgül koyalım, tatlı bir virgül koyalım. Efendim şimdi son hadisi şerifimiz var. Ardından tekrar kapanış için huzurlarınızda olacağız efendim. Buyursunlar. Evet kıymetli dostlar, Konya'mızdan artık iftar vaktine böyle dakikalar kala tekrar huzurlarınızdayız. Hazreti Mevlana'nın, Hazreti Aşk'ın, Hazreti Pir'in huzurundan, Hazreti Şems'in diyarından, Ateşbazı Veli Hazretlerinin, Sadreddin Konevi Hazretlerinin ve daha nice bu topraklara emeği geçen o büyük zatların muhabbetleriyle suladığı topraklardan, irfanlarıyla katkıda bulunduğu topraklardan iftar anında dek huzurlarınızdayız elhamdülillah. Evet bugün dertli abilerimizle konuşuyoruz, dertli büyüklerimizle, ev sahiplerimizle konuşuyoruz. İhtiyaç sahibinin, yetimin, nerede bir mazlum varsa onların dertliyle dertlenen güzel gönülleri ağırlıyoruz. Hüseyin Oruç, İHH İnsani Yardım Vakfı Başkan Vekilimiz ve Hasan Hüseyin Uysal, İHH Konya Şube Başkanı. Evet,
daha da ev sahibimize döneyim kapanış için artık. Evet, efendim programımızın böyle son anlarına geliyoruz. Neler söylemek istersiniz Konya'mızda? Geçen yıl 15 Ramazan'da evet. demiştik ki 10.000. Yetimimizi şeye göndereceğiz. İnşallah yetimiyle buluşturacağız. Hangi ülkedeyse aileyi, orayla hamiyi yetimiyle evet. buluşturacağız evet. demiştik. Elhamdülillah bu 10.000. Yetimimizi yetimimizi hamisiyle buluşturduk. Ali Kargılı ağabeyimiz bu yıl Pakistan heyetine kalkındırma projeleri çerçevesinde Pakistan'a giden heyetin içerisindeydi ve yetimleriyle buluştular. Elhamdülillah. Şimdi bu yıl Allah izin verirse diyoruz ki şu anda 13.450 dolayında yetimimiz var şu anda. Evet. 14.000. Yetim hamimizi göndereceğiz. 15.000'i göndereceğiz. 16.000'i göndereceğiz. Her binde göndereceksiniz. 17.000'i göndereceğiz. Her, bu yılki hedefimiz 17.000 yetim hamiliğine ulaşmak. İnşallahurrahman. Kardeşlerimiz bu yetim konusunu önemserler diye Allah'tan umuyoruz. Allah'tan dua ediyoruz. Evet. Çünkü hakikaten ailenin bereketi, sıhhatin temin için Nebi Efendimiz söylüyor. Biz bu konu üzerinde özellikle durulmasını ve her evin bir tane yetim hamiliği olmasını istiyoruz. Böyle olduğu takdirde Konya'dan 450.000 tane yetim hamiliği olacak. Hatta bir adım daha ileride imkanı olanların aile üyeleri sayısınca yetim hamiliği iş yerlerinin yani iş yerinin sıhhati için, iş yerinin bereketi için çalıştırdığı işçi sayısınca yetim hamiliğinin olmasını istiyoruz. Ki bu konuda isim vermeyeceğim, mezun değilim, kendilerinden izin almadım ama eyvallah. Bunu yapan iş yeri sahiplerimiz, iş adamlarımız var. Maşallah bari. 100 tane yetime hami olan iş adamlarımız var. Yani kendi çevresine yaptığı çalışmalarla 95-100 tane yetime hamilik eden ayrıca iş yeri falan olmadığı halde böyle çalışma grupları var. Biz yetim konusunu çok önemsiyoruz ve halkımızın önemsemesini istiyoruz. İnşallah. Kalkındırma projeleriyle bunu birleştirmek suretiyle zekatları kalkındırma projelerine aktarmak suretiyle hem yetimi hem de efendim ibadeti aynı anda ihya edelim diyoruz. Maşallah, barikallah. Rabbim güç kuvvet versin. İlk zikrettiğinizde ben sadece sizin hedefiniz mi acaba diye düşündüm. Ama dediniz ya bu şekilde uygulamalar da var Konya'mızda diye kendilerinden izin almadım dediniz. Maşallah, barikallah. Hem Konya'mıza hem Konyalı insanımıza, Konyalı hemşehrilerimize yakışır, yaraşır diyelim. Hele hele şu mübarek Ramazan-ı Şerif Hüseyin Başkanım. İşte bu güzellikleri de biraz insana hatırlatıyor. Elbette. İnfakın lezzetini, tadını, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yetime sahip çıkışını hatırlatıyor. Rabbim imkan versin, bu hizmetlerde bulunanlar daha çok bulunsun inşallah. Zaten Rabbül Alemin onlar verdikçe Rabbim de onlara verecek. Bunda şüphe yok yani. Bunda şüphe yok. Buraya gelirken İHA Merkez'de evet. bir dergi gördüm. Çok hoşuma gitti. Bir tarım dergisi, Konya tarım memleketi. Başlığı da çok hoşuma gitti. Oruç Kafa okudum, tam getirirken fark ettim. Evet. Bağış bereketi diye okudum. Meğer orada yağış bereketi yazıyormuş. Subhanallah. Son arkadaşlar dediler ki ya bu ikisi birbirinin ne kadar da benzeriymiş. Evet. Yağış bereket getirdi Konya'ya. Allah'a çok şükür. Elhamdülillah. Bereketli bir yıl oluyor. İnşallah öyle olacak. Olmasa da bizim sorumluluğumuz vermek ama eyvallah. Bu sene yağışın getirdiği bereket bağışa da bereket olsun diye i̇nşallah. Dua ediyoruz inşallah. İnşallah efendim. Her zamanki sorumluluğumuzu biraz daha fazlalaştırmamız gerekiyor. Evet. Belki Konya'da da artık daha fazla çalışma yapmamız gerekiyor. Sıkıntılarımız daha fazla. Bunu da yapacağız. Ama biz ön açan bir topluluğuz. Evet. Dünyanın her tarafına kapılar açtık. Dünyanın o açılan kapılarından herkes girdi. 15 Ramazan bir kapıdır. Bütün dünyaya açılmış bir kapıdır. Evet. Bütün dünyayı davet ediyor. Sadece Müslümanları değil, bütün dünyayı davet ediyor. Çocukların dini yok. Bütün çocuklar, bütün yetimler. Evet. Dili, dini, ırkı. Ne olursa olsun, çocukların hepsi
bizim çocuklarımız, hepsine ulaşmamız gerekiyor. Evet. Bu 15 Ramazan kapısı çok değerli bir kapı. Buradan herkesin geçmesi lazım. İnşallah. İsterse bu kapı İHH anahtarıyla geçsin, evet, isterse başka biriyle geçsin, isterse kendisi geçsin. Ne olursa olsun ama yetimi yalnız bırakmasın. Yetimi bizi yalnız bırakmayan Allah gibi. Yağışla, yağışla bizi nasıl yalnız bırakmadı? Ya. Kuruyan göllerimiz nasıl yeniden doldu? Irmaklarımız yeniden coştu. Topraklarımız yeniden bereketlendi. Elhamdülillah. Bağışla da inşallah biz yeniden kendi gönüllerimizi, kendi geleceklerimizi böyle genişletelim i̇nşallah. Diyelim. Ramazanımız mübarek olsun inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Dilinize, gönlünüze sağlık. Efendim biz gelen konuklarımızı da eli boş göndermiyoruz. Karatay Belediye Başkanımız Hasan Beyefendilerin sizlere şöyle hediyeleri var. Ben takdim edeyim efendim. Çok teşekkür ederiz. Ne kadar güzel. Evet, Hazreti Mevlana Külliyemizin bir maketi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gönlünüze sağlık. Evet, müsaadenizle ben de kıymetli dostlarımıza veda edelim. Ondan sonra hep birlikte kalkarız. Evet, kıymetli dostlar. Efendim sürçülisan ettiysek affola. Bir kusurumuz olduysa affınızı istirham ediyoruz. Bu benim kendi şahsi kusurlarımı kapsıyor yani konuklarımız adına değil. Acizane kardeşiniz olarak. Yüce Rabbim yüzünüzden ve gönlünüzden tebessümünüzü hiç eksik etmesin inşallah. İcabet vakitleridir. İftar sofralarındayız. Başta geliniz yeryüzündeki tüm mazlumlara dua edelim. Dualarda buluşalım. Ev ihalimize, ailemize, çocuklarımıza, ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a son günlerde gündemimizden hiç düşmeyen ve son günlerde de daha çok ön planda olan Kudüs'ümüze, Mescid-i Aksa'mıza, orada direnen kardeşlerimize de dua edelim iftar sofralarından, olur mu? Hakkınızı helal edin. Nasip olursa inşallah sahur programında görüşünceye kadar Yüce Rabbim kabul buyursun. Sizleri en güzele emanet ediyoruz. Muhabbetle kalın efendim.